Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda münafıklarla alakalı El-Bakara suresinin 14, 15 ve 16. ayetlerini değerlendirmeye çalışacağız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de müminleri anlatıyor, kafirleri anlatıyor. Bir de inanmadığı halde inanmış gibi kendini göstermeye çalışan münafıkları anlatıyor. Bakara suresinin bu sayfasında sure olarak ikinci suredir. İkinci sure olan Bakara'nın ikinci sayfasında münafıklar değişik özellikleriyle nazarımıza verilmekte. Bunların başlıcaları 4 tane. Münafığın kalbinde fesat vardır. Bu birinci özellikleri. Yani kalpleri bozulmuştur. İkinci bir özellikleri, onlar yeryüzünde fesat çıkarırlar, ortalığı karıştırırlar. Üçüncü bir özellikleri, müminleri sefih olarak görürler. Müminleri kalitesiz, kıymetsiz, değersiz varlıklar olarak görürler. Ve bugünkü okuyacağımız ayetlerde bir başka özelliklerine dikkat çekiliyor. Onlar müminlerle dalga geçerler. Bu da 4. özellikleri. Müminlerle istihza etmek, onları hafife almak, onlarla dalga geçmek. Ben önce ayetleri mealiyle kısaca arz edeceğim. Sonra biraz daha ayrıntılı bir şekilde açıklamaya çalışacağım. وَاِذَا لَقُلْ لَذ۪ينَ اٰمَنُوا قَالُوا اٰمَنَّا. O münafıklar iman edenlerle karşılaştıklarında اٰمَنَّا derler. İman ettik. وَاِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ. Ama şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ. Derler ki biz sizinleyiz. Biz gerçekten sizinleyiz. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Biz ancak istihza eden kimseleriz. Yani müminlerle dalga geçen kimseleriz. Allahu yestehzi'u bihim. Allah onlarla dalga geçer. Ve yemutuhum fi tuyanihim ya'mehun. Onları kendi şaşkınlıkları içerisinde bırakır ve onları şaşkın, mütereddit bir vaziyette bu şekilde bırakır, onlara fırsat verir. Ulaikellezine iştaravud dalalete bil huda. İşte onlar hidayeti verip dalaleti satın almış kimselerdir. Fema rabihat ticaretuhum. Onların bu ticareti kazanmamıştır. Onlar bu ticaretlerinde kâr etmemişlerdir. Aksine zarar etmişlerdir. Ve mâ kânu muhtedin. Ve bunlar hidayete de ulaşamamışlar. Maksatlarına nail olamamışlardır. Bu münafıkların bir başka özelliği, o da nedir? Müminlerle istihza etmek, müminlerle dalga geçmek. Bir mümin kaliteli insandır, seviyeli insandır. Başkalarını küçük görmek gibi küçüklüğe düşmez. Başkalarına böyle üstten bakmak gibi bir alçaklığa tenezzül etmez. Ve hele onlarla alay etmek gibi bir seviyesizliğe asla düşmez. Ama münafık olan kalbinde problem var, kalben rahatsız, manen rahatsız. Bundan dolayı çok hastalıklar kendisinde meydana gelmiş. Manevi hastalıklar meydana gelmiş. Bu hastalıklardan bir tanesi de müminlerle dalga geçmek. Ve bundan dolayı da müminlerle bir araya geldiğinde amenna diyorlar, biz de iman ettik. Ama şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında gerçekten biz sizinleyiz. Müminlerle görülmemiz sırf dalga geçmek içindir. Biz onlarla dalga geçiyoruz diyorlar. Ama Allahu Teala bunların cezasını bize nazara veriyor. Allahu yestehzi'u bihim. Allah onlarla dalga geçer. Bunun açıklamasını birazdan yapacağım ve onlara fırsat verir. Onlar şu dünya hayatında bir nevi başarılı olduklarını zannederler ama ne yapacaklarını bilmez bir vaziyette, böyle mütehayyir, şaşkın bir vaziyettedirler. Allah onları o şekilde bırakır. Ve bunlar yapmış oldukları bu ticarette, yani hidayeti verip dalaleti almak, hidayet yerine dalalete sahip çıkmak gibi bir ticarette kâr etmemişlerdir, zarar etmişlerdir. Ve bunlar umduklarına da nail olamamışlardır. Ve gerçeği bulamamış olan kimselerdir. Burada şunu görmekteyiz. Münafıkların bu kısmı iman edenlerle karşılaştıklarında kasten de zaten karşılaşmaya çalışıyorlar ve müminlerle bir şekilde beraber görülüp o tarzda görüntü
verip amennâ deme lüzumu hissediyorlar. Demek ki münafık korkaktır. Münafık kişiliksizdir, şahsiyetsizdir ve bu zaafından dolayı zaman zaman Müslümanlarla görülme bu gibi bir ihtiyaç duyar. Ve onlarla görüldüğünde de amennâ der, durumu kurtarmaya çalışır. Ama bir de şeytanlarının yanına vardığında ve izâ halev ilâ şeyâtinihim, şeytanlarının yanına vardıklarında onlara tekitli bir şekilde kuvvetli ifadelerle biz sizinleyiz, onlarla değiliz ama bizim onlarla görülmemiz sırf dalga geçmek içindir. Bu şekilde ifade ederler. Acaba münafıkların şeytanlarıyla baş başa kalması ne demek? Bunu da yine kısaca açıklamakta fayda görüyorum. Kur'an-ı Kerim'in son suresi olan Kul e'udhu bi Rabbin Nas suresinde Cenab-ı Hak vesvese veren şeytanlara dikkat çekerken Hannas diye ifade ediliyor. İşte bunların vesvese verdiğini söylüyor. Minel cinneti ven nas, insanlara zarar veren bu sinsi şeytan hem cinlerden olur hem de insanlardan. Demek ki şeytan dediğimizde görülen şeytan var, görülmeyen şeytan var. Görülmeyen şeytan bize kalbimizden vesvese vermeye çalışıyor. Her birimiz bir takım günahlarla karşı karşıya kaldığımızda öyle sesler duymuşuzdur. Bir de insanlardan şeytan olanlar var. Yani şeytanın vazifesini gören, şeytan gibi ortalığı karıştırmaya çalışan kimseler var. Ve buradan şunu da görüyoruz. Münafıklar da iki gruptur. Bunlardan bir kısmı biraz daha böyle ayak takımı, daha tebaa durumunda olan, diğerlerine tabi olan kimseler. Bir de bunların reisleri. Bunların önde gelenleri bir nevi şeytan gibi. Şeytan nasıl ortalığı karıştırmaya çalışıyorsa bunlar da aynı şekilde ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. Ortalığı ifsat ediyorlar. İşte bunlar zaaflarından dolayı zaman zaman kendi şeytanlarıyla beraber olma lüzumu hissediyorlar. O şeytanlaşmış reislerine varıyorlar. Onlardan fikir alıyorlar. Zaman zaman bunların önde gelenleri bunlara takılıyor. Yani siz bizimleyiz diyorsunuz ama peki müminlerle görülmenize ne diyeceğiz? Orada hemen mazeret beyan ediyorlar. Diyorlar ki biz aslında sizinleyiz de müminlerle de dalga geçiyoruz. Ve o şekilde durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Demek ki şeytan dediğimizde sadece gözle görülmeyen varlık değil, gözle görülenleri de var. Kötü arkadaşlar, sinsi insanlar, ortalığı böyle alevlendirmek isteyen, ortalığı karıştırmak isteyen şeytan gibi kimseler var. Bunlar da adeta şeytanların cesetli görünümü. Eğer bunlar cesetlerini çıkarsalar diğer şeytanlar gibi olurlar. Diğer şeytanlar, bizim gözle görmediğimiz şeytanlar, ceset giymiş olsalar bu kimseler gibi olurlar. Bu açıdan aralarındaki fark belki sadece bir ceset farkı, yoksa mahiyet itibariyle iki taraf da aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Yani ortalığın bozulmasını sağlamak, düzen yerine kaosun hakim olmasını sağlamak, insanların iman etmeleri yerine küfrü tercih etmelerini sağlamak. Şeytanların yapmak istediği bu. Ve burada Allah-u Teala onların cezasını da bize bildiriyor. Allahu yestehzi'u bihim, Allah onlarla istihza eder. Tabii bunu mealen düşündüğümüzde Allah onlarla dalga geçer. Türkçe'de belki bunu böyle ifade etmek lazım. Böyle ifade edildiğinde ister istemez bazılarına soru işareti meydana gelecektir. Allah istihza eder mi? Buna edebiyatta müşakele üslubu deniliyor. Yani muhatabın anlayacağı tarzda fiil olarak aynı fiili getirmek, kelime olarak aynı kelimeyi kullanmak ama bununla başka bir manayı kastetmek. Yani ne gibi? Mesela ayette ve cezâ-u seyyiyetin seyyiyetun mithlühe, yani yapılan bir kötülüğün karşılığı benzeri bir kötülüktür. Burada ikisine de seyyiye denilmiş. Halbuki yapılan kötülüğe mukabele artık o seyyiye değildir. Ama bu isimle ifade ediliyor. Buna müşakele üslubu denilmiş. Allah onlarla istihza eder demek, Allah onların dalga geçmelerini kendi aleyhlerine çevirir. Kur'an-ı Kerim'de bunun başka örnekleri de var. Mesela ayette şöyle geçiyor. Ve mekeru ve mekerallah. Onlar tuzak kurdular, Allah da tuzak kurdu.
Vallahu hayrul makirin. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Bir tanesi sormuştu bana. Hocam dedi, ben bunu okudum ama Allah tuzak kurar mı? Ben şöyle söylemiştim. Bunun manası şu. Bunun lazımı, bunun neticesi. Yani Allah onların tuzaklarını kendi başlarına geçirir. İşte onlar, diyelim Müslümanlar zarar görsün diye bir çukur açıyorlar. Bir kuyu kazıyorlar. Ama Allah kendi kazdıkları kuyuya onları düşürür. Kendi açtıkları çukura onları gömer tabir caizse. Buna mekri ilahi denilmiş. Allah'ın mekri, Allah'ın onların hile ve tuzağını kendi başlarına geçirmesi. İşte onlar Allah ile adeta dalga geçiyorlar. Mümin olmadıkları halde biz müminiz gibi ortalıkta geziyorlar. Müminlerle dalga geçiyorlar. Müminleri aldatmak için. Ama Allah-u Teala bir taraftan bunlara bir ceza veriyor. Ve sanki onlar bu tarzda iman etmiş gibi görülmekle, sanki başarmış gibi görülmekle aslında kendi felaketlerini hazırlıyorlar. Dünyada da genelde perdeleri düşüyor, maskeleri düşüyor ve ne oldukları ortaya çıkıyor. Diğer aleme gidildiğinde, diğer alemde de bunların ne kadar adi insanlar, seviyesiz, alçak insanlar olduğu görülecek. Kur'an-ı Kerim'de mesela Hadid suresinde bunların durumu anlatılırken, o gün diyor sen müminleri nurları önlerinde, sağlarında görürsün. Ama münafıklar o mahşer meydanında nursuz kalacaklar. Dünyada dillerinde bir nur vardı, iman ettik diyorlardı. Ama mahşer meydanında bunların kafir olduğu ortaya çıkacak. Ve o zaman müminlerden yardım isteyecekler. Nurunuzdan bize gönderin, biz de o nurdan istifade edelim. Ama onlara izin verilmeyecek. Ve denilecek ki dünyaya dönün, orada nur arayın. İman nuru, dünyada olması gereken, elde edilmesi gereken bir nur. İşte münafığın bu dünyada bir nevi başarılı gibi görülmesi, bir şey yapıyor gibi görülmesi ama en sonunda kendi kazdığı kuyuya kendinin düşmesi, kendi tuzağına kendinin yakalanması, bunlar tarih boyu görülen durumlar. Ve belki yakın tarihimize baktığımızda, kendi yaşadığımız dönemde olup bitenlere baktığımızda, bir kısım insanların müminlere tuzak olarak kurdukları bir takım hile ve düzenlerinin kendi başlarına makus olduğu, kendi başlarına döndüğü de tecrübelerle görülmüş olan durumlardandır. Bir kısım insanlar ortalığı karıştırmak için epey gayret göstermiştir. Görünüşte başarılı da olmuşlardır. Ama sonunda hiç ummadıkları yerden, hesap etmedikleri yerden planları alt üst olmuştur. Hatta siyasette bile bazı siyasiler bunu kullanıyorlar ve diyorlar ki evet onların bir hesabı var ama Allah'ın da bir hesabı var. Dolayısıyla onların hesabı tutar gibi görüldüğü noktada birden kendilerini boşlukta görebiliyorlar ve hesapları alt üst olabiliyor. Durum birden değişebiliyor. Genel hatlarıyla bunu ifade ettiğimizde işte Allah onlarla istihza eder. Yani onların istihzalarını kendi başlarına geçirir. Ve yemudduhum fi tuyanihim, tuyanları içinde onlara medet verir. Yani azgınlıkları içinde, haddi aşmaları içinde onlara fırsat da tanır. Ya'mehun, ve onlar şaşkın, mütereddit bir vaziyette avare avare dolaşır giderler. Ne dünya kendilerine yar olur, ne de ahirette felaha ererler. Burada kader noktasından belki bir inceliğe dikkat çekmekte fayda görüyorum. Ve yemudduhum, Allah onlara medet verir. Buradan eğer kader noktasından bakacak olursak şöyle bir incelik karşımıza çıkıyor. Demek ki kulda bir kesb var. Yani bir insan iman veya küfrü veya nifakı, bu gibi şeyleri tercih etmekte hür irade sahibidir. Tercih kendisinindir. Ama kesb kuldan, yaratma Allah'tandır. Malum bu noktada mezhepler ortaya çıkmıştır. Mezheplerin birisi demiştir ki Cebriye mezhebi, kul herhangi bir iradeye sahip değildir. Kul tümüyle kaderin mahkumudur. Buna mukabil başka bir ekol çıkmış, Mutezile. Onlar da demişlerdir ki insan kendi yaptığı fiillerin yaratıcısıdır. Ama ayet-i kerimedeki bir tek yemudduhum kelimesi iki tarafa da cevap gibi. Yani bir insan nifakı, küfrü tercih ettiğinde Allah o noktada ona medet veriyor.
o noktada onu isteğine kavuşturuyor tabiri caizse. Kim dünyayı isterse ondan veririz diyor. Kim de ahireti isterse, ahiretin sevabını isterse ondan veririz. Ehl-i sünnet vel cemaat orta bir yoldan gidiyor. Aşırılıklardan uzak orta bir yoldan gidiyor. Ve giderken de şunu ifade ediyorlar. Kesb kuldandır, yaratma Allah'tandır. Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayette şunu görmekteyiz. وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Yani Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Evet, bizde bir cüz-i irade var ama gerek imanı gerek küfrü yaratmak Allah'tandır. Bunu şöyle anlayabiliriz. Diyelim biz hasta olduğumuzda, rahatsız olduğumuzda doktora gideriz, ilaç kullanırız. Ama şifa Allah'tandır. Onun gibi bir insanın imanı talep etmesi veya küfrü talep etmesi doğrudan doğruya bir doktora gitmek gibi adeta istemiş oluyor. Ama imanı yaratmak veya küfrü yaratmak Allah'tandır. Dolayısıyla iman eden kendi iradesiyle iman ediyor. Küfrü tercih eden kendi iradesiyle tercih ediyor. Ama neticede bunların hepsi küllün min indillah, hepsi Allah'tandır. Yaratma noktasında Allah'tandır. Kesb noktasında insanın doğrudan doğruya bir tasarrufudur. Ve tuğyan burada onlara nispet edilmiş. Onları tuğyanları içinde bırakır. Yani tuğyan haddi aşmak, azgınlık. Allah-u Teala yeryüzünde insanları imtihan ediyor. Ve bu tuğyan kendi istedikleri bir şey. İnsanın nefsi kötülüğe meyyaldir. Haddi aşmaya meyyaldir. O insanlar bunu tercih ediyorlar. Yoksa imanı tercih etmiş olsalardı Allah iman noktasında onlara medet verecekti. Allah onlara imanı nasip edecekti. Adeta küfrü tercih eden bir kimse gündüz vakti evinin bütün pencerelerini siyah perdeyle kaplayan bir kimse gibi karanlıklar içinde kalıyor. Ama ne zaman perdeyi şöyle bir aralayacak olsa o zaman orası aydınlanıyor. Yani güneş ona darılmıyor. Bu perdelerini kapattı, ben artık buradan ayrılayım demiyor. Dışarıda bekliyor. Ne zaman ki o insan perdeyi hafiften aralasa güneşin ışıkları tekrar içeriye giriyor. Onun gibi bir insan imana talip olduğunda Allah ona imanı nasip ediyor. Dolayısıyla her bir insanın imanı Allah'tandır. Hidayet Allah'tandır. Ama bunun sebebine yapışmak, bunu istemek insanın kesbidir. Bunu ifadeden sonra Allah-u Teala neticeyi bize beyan ediyor. Ve 7-8 ayet onları anlattıktan sonra bir netice bu. Ulaike, işte bu kimseler, bu münafıklar. Ellezine iştaravud dalalete bil huda, hidayeti verip dalaleti satın almış kimselerdir. Yani sanki böyle bir hidayet pazarı, bir dalalet pazarı var. O pazarda hem hidayet hem dalalet bulunuyor. Bunlar gidip hidayeti veriyorlar. Ona mukabil dalaleti satın alıyorlar. Başka bir ayette وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَد۪يثِ İnsanların bir kısmı vardır ki boş sözlere müşteri olur mealinde. Yani sanki bir söz pazarı kurulmuş. Hem kaliteli söz var hem de değersiz söz var. Bir kısım insanlar değersiz söze müşteri oluyor. İşte münafıklar da hem imanın hem küfrün bulunduğu çarşıda hidayeti bırakıyorlar. Hidayete talip olmak yerine dalalete, yoldan çıkmaya talip oluyorlar, müşteri oluyorlar. Peki böyle bir ticaret karlı bir ticaret mi? Hayır, karlı bir ticaret değil. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ Onların ticaretleri kazanmadı. Yani onlar bu ticaretlerinde bir kar elde edemediler. Bırakın kar elde etmeyi, tümüyle zarar, dünya ve ahirette kendilerini perişan edecek bir alışveriş yaptılar. Buradan bu ticaret üslubundan şunu da anlıyoruz. Dünya bir ticaretgah. İnsanlar bu dünyaya ticarete gönderilmiş. Tabii bu ticaret çarşı pazar ticareti tarzında değil. İman var, küfür var, iyilik var, kötülük var, salih amel var, kötü amel var, iyi fiil, kötü fiil var. Bütün bunlar hepsi bu dünyada bulunmakta. Bunlar nerede pislik var, nerede kötülük var, nerede küfür, dalalet var, münafıklık var. Bu gibi pis şeylere talip oluyorlar.
Mesela pazara gittiğimizde çürük mallar da vardır. Herhalde temiz mallar, kaliteli mallar durup dururken çürük mallara talip olmak akıllılık değil. İşte bu insanlar kaliteli şeyler yerine çürük şeylere talip olan kimseler ve bu şekilde çok zararlı bir ticareti yapmış oluyorlar. Ve bunun sonucu olarak da وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ve bunlar hidayete de eremediler, maksatlarına ulaşamadılar. Kendilerine göre bazı gayelerle münafıklığı tercih ettiler ama ulaşmak istedikleri neticelere ulaşamadılar ve onun yolunu iyi tercih edemediler, iyi bir sonuç elde edemediler. Değerli izleyenlerim, böylece bu ayette Allah-u Teala münafıklarla ilgili daha önce geçen 7-8 ayetin genel bir değerlendirmesini yapıyor ve bunlar kalben iman etmek yerine küfrü tercih etmekle, ortalığı düzeltmek yerine ortalığı bozmayı tercih etmekle, müminlerle iyi geçinmek yerine müminleri küçük görmekle, müminlerle dalga geçmek, bu gibi şeyleri yapmak suretiyle çok zararlı bir ticaret içinde olduklarını bize beyan ediyor. Cenab-ı Hak nifakın, küfrün her türlüsünden hepimizi muhafaza eylesin ve imanımızda bizleri sabit eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.